Hayırlı günler, hayırlı cumalar canlarım. Yeni bir Ramazan menümüzde birlikteyiz. Bugünkü menümüz çok kolay, çok pratik. Dünden gel kalan mayalı, un, su, tuz ve çok az bir mayalı olan hamurumuz. Bu hamurun soğuk olması gerekiyordu ve akşamdan dolaba koydu. Çok hoş bir katmer yapacağım sizlere. İçli katmer. Şimdi başlıyorum. Peynirimizi koydum arkadaşlar. Yarım demet maydanozumuzu yıkadım. Minik minik kıyıyorum. Sizler nasılsınız? Neler yaptınız bugün? Daha erken ama ben erkenden yapayım. Akşama doğru halim kalmıyor canlarım. Evet, peynirimiz, maydanozumuzu da ekliyorum. Güzelce harmanlayalım. Çok hoş bir tarif oluyor bu arkadaşlar. Çok nefis. Yemeklerinizin yanına sebze yemeğiniz olur. Çorbanız olur. Hemen yapın. Çok güzel oluyor. Evet canlarım benim. Şimdi hamurumu bezelere ayırıyorum. 4 tane beze yapacağım ben bugün. Canlarım abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Güzel yorumlarınız beni çok motive ediyor. Hepinizin yorumları benim için çok önemli. Sizleri çok seviyorum canlarım. Allah'ıma emanet olun. Her gün bekliyorum kanalıma. Evet, bu 4 beze bizim için yeterli olacak. Hatta birazcık daha küçültebilirim. Bezelerimi açmaya başladım. Güzel ince bir hamur açıyoruz. En son unlarını iyice silkeliyoruz arkadaşlar. İkinci bezemizi koydum, açtım. Bunu diğerlerini de aynı boyda açacağım şimdi. Evet.
Bunu da bunun üzerine koyuyorum. Çok hafif un serptim. Birbirine yapışmasın. Güzelce unlarını silkeliyoruz. Ufak olur, hiçbir şey olmaz ondan. Üçüncümüzü de yaptık. Son bezimizi açıyorum arkadaşlar. Evet, dördüncü bezemiz de hazır arkadaşlar. Unlarını iyice silkeliyoruz. Hiç korkmayın, bölünür, yırtılır. Hiç önemli değil. Evet, son bezemizi de yaptık. Zeytinyağı ve sıvı yağ karışımı arkadaşlar. İyice hamurumuza güzelce sürelim bunu. İkinci katı da koydum ben bu arada. Görüksün diye. Yine çok hafif bir yağ. Buraya iç malzemesini koyacağım için daha az yağ koyuyorum. Güzel, bolca içimize nasıl arzu ederseniz. Çünkü çok hafif oluyor. Maydanoz olduğu için içinde peynirin hafifliği de var. Peynirimizi yaydım. Üçüncü katımızı koyuyorum. Yine yağımızı sürelim her tarafa eşit derecede. Evet. Son katımızı da koyuyorum arkadaşlar. Evet, son katımızın da yağlamasını yapıyorum. Arkadaşlar, paylaşımlarımı izleyip beğenip yorum atarsanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Yorumlarınız benim için çok önemli. Ne isterseniz eleştirilerinizi yazabilirsiniz. O doğrultuda ben hareket ederim. Evet, iyice büyüttüm. İçli katmerimiz, peynirli. Her türlü malzemeyle yapabiliriz. Evet, şimdi bükme işlemine başladım.
son durumu böyle arkadaşlar. Kedim çok acıkmış, durmuyor. Ben bunlara salam vermiyorum ama arada ödül için çok minik minik doğuruyorum. Çünkü zararlı olduğunu duydum fazlasını. Susmuyor çünkü yavrucuğum. Mamayı acıkmış kuzum. Isınmış tavamıza katmerimizi koydum arkadaşlar. Şimdi biraz bunda pişecek. Arkadaşlar bunun için o kadar az bir maya vardı ki, bir çay kaşığından az. Dünkü hamurum, dün yaptığım paylaşımda yapmadım tabii ki, dün de kısır yaptım ama hamurum vardı. Ben biraz da sıkma yaptım ablamlara. Onun hamurundan ve nasıl kabarıyor aslında şu an. Arkadaşlar şansıma döndürüyorum umarım. Evet, içindeki yağları da bırakmaya başladı. Tavada fırınsız her şeyimiz bizim pratik olacak arkadaşlar. Öyle zorluk yok. Evde ne varsa sadece güzel döndürelim devamlı tavamızda. Evet, birazcık bir pişti mi bakalım böreğimize. Ama çok güzel arkadaşlar. Yufkadan ince gözüküyor. Bakın kenarlarına. 5 dakikada. Gerçekten 5 dakikada, 10 dakikada benim yaptıklarımın hepsi. Kısık ateşte tabii ki, bunu unutmuyoruz. Evet arkadaşlarım, içli katmerimiz pişti. Hepinize hayırlı cumalar canlarım. Bir başka yemeğimizde görüşürüz. Takip etmeyi, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmuyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.